Ötesi'nden merhabalar. Sernur Yassıkaya ile beraberiz ve bugün değerli bir konuğumuz var. Aydın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii gündemimiz NATO, Finlandiya, İsveç'in üyelik süreci ve tabii Türkiye'nin buna olan tavrı. Ha. Cumhurbaşkanı Erdoğan yani Yunanistan'ın NATO'nun silahlı kanadına katılmasından örnek verdi. İsveç'in ve Finlandiya'nın PKK konusunda ve diğer terör örgütlerine verdiği destekten dolayı şikayetlerini dile getirdi. NATO üyesi olan Türkiye'ye yönelik yaptırımlar, kısıtlamalar bunlardan da yine şikayetçi oldu ve dolayısıyla şunu söyledi, olumlu bakmıyoruz. Öncelikle tabii bu İsveç'in özellikle bu PKK meselesi, oradan başlayalım ama diğer yine Erdoğan'ın vurguladığı, çünkü her vurguladığı şey NATO'ya bakın bunları yaptınız, biz bunları kabul etmiyoruz demek ve olur da bir masa kurulacaksa Türkiye'nin talepleri bunlardır anlamına da geliyor. Vallahi önce şöyle başlayayım sevgili Tah. Bu iki ülkenin normalde NATO'ya girme isteği gibi bir isteği, mezuba isteği. Yani tarih boyunca bu iki ülke Rus korkusu nedeniyle hep tarafsız kalmayı fazlasıyla yeğleyen iki tane ülke. Şimdi Rusya'nın Ukrayna işgalinde sordukları zaman Ruslar en çok neyi kaybetti burada ve karşı tarafa ne kazandır diye geldiğimiz zaman. Şimdi bak 90'da Soğuk Savaş bittiği zaman hatırla bak bugüne kadar 32 yıl geçti, doğru mu? Şimdi bu 32 yıl boyunca Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi sorunda aynı düzlemde olduğunu hatırlıyorsunuz? Hatırlamıyorsunuz. Evet. Avrupa Birliği sürekli olarak özellikle Almanya ve Fransa bir Avrupa ordusu, Avrupa güvenliğinin kendi içerisinde sağlanması, hiçbir şeye bağlı olmaması. Hatta bunun için ellerini ceplerine atmadılar. NATO'nun Soğuk Savaş sonrası maliyet analizine bakarsan ki her Amerikan başkanı buna dem vurdu ama Trump en son dedi yeter artık NATO'yu da lağvedeceğim hatırlayın. Evet. Ceplerine bile atmadılar. Öyle bir pozisyon oldu ki bu işgal Avrupa Birliği'ni kendi ordusunu kuramayan Avrupa'yı yine Amerika'ya ve NATO'ya mecbur hale getirdi. Yani bir nevi o Soğuk Savaş'ın kutup sisteminde hegemon Amerikan yapısını tekrardan sistemin içerisine entegre etti. Buna örnek mi istiyorsunuz? İşte Almanya. Almanya tarihi boyunca Amerika'nın tüm baskılarına rağmen özellikle sosyalistler, komünistler ve yeşiller kesinlikle bu savunma harcamalarının arttırılmaması konusunu gündeme getirdiler. Bugün iktidarda kimler var? Bakın Almanya'da. Sol blok iktidarda ve o sol blok Alman savunma harcamalarını 100 milyar dolar arttırdı ki dün Alman Genelkurmay Başkanı mühimmatların bittiğini bunları depoya koyabilmek için 20 milyar avroluk daha bir savunma harcamasına ihtiyaç olduğunu beyan etti. Şimdi Rusların bence en büyük kaybı bu oldu. Batı'yı bir hale getirdiler. Şimdi bütün bunlar içerisinde bir de sivil kayıplar İsveç ve Finlandiya'daki tarafsızlık yanlılarını da NATO'ya girmeye teşvik etti. Ha bir de şunu tabii bir kenara atmamak lazım. İki ülke de Avrupa Birliği ülkesi ve yeni jenerasyon, 90 sonrası jenerasyon, Avrupa Birliği içerisinde büyümüş bir jenerasyon. Bu jenerasyonun da o güvenliği doğuda Rusya'dan değil de Avrupa ve Amerika'dan yana kullanması bu ülkelerin yönetimine de ayrı bir baskı oluşturdu. Ve bunlar bir şekilde NATO'ya üyeliklerini açıkladılar. İşte Finlandiya bugün karar aldı biliyorsunuz mecliste. Ama ve lakin tabii herkes Rusya ne diyecek bu işe derken Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki sıcak bakmıyoruz. Şimdi veto etmeyeceğiz demedi. Sıcak bakmıyoruz dedi ve sebepleri ne? Şey. Sıcak bakmıyoruz ayrı bir şey. Şimdi bunların sebepleri var. Çok açık sebepleri var. Bir, gerek İsveç daha fazla olmakla beraber ve Finlandiya fazlasıyla Türkiye'ye yönelik terörizmin odaklarını içerisinde barındıran iki tane ülke. Ya en son işte dün gördünüz yani Stockholm'daki bir tane polisin müdahalesi yok. Hayır bununla kalma işte
biliyorsunuz Adalet Bakanlığı yeni açıklama yaptı. 33 tane iade talebimiz var. Evet. Bunun işte 28 tanesi kesin ret olmuş. 5 tanesi de şeyde hala süreç içerisinde. İsveç'in PKK ile olan bağına bakınca sanki böyle İsveç PKK'yı bıraksa PKK İsveç'i bırakmayacak. Şimdi böyle bir iç içe geçmiş bir şey var. Yani dünyaya girmiş artık. Bir de şöyle bir şey var. Bunlar sürekli olarak şunu dile getiriyorlar. Amerikalılar gibi. Ya PKK farklı. PYD, YPG evet. farklı. Evet. SDG içerisinde. Sözde Suriye Demokratik Güçler içerisinde. Ya arkadaşlar ama Amerika'nın bir önceki başkanı Trump Twitter'inde İmralı'da yatan hainin arkasında denize girmiş bugünkü evet. PYD-YPG'nin sözde lideri Koban Mansur'un resmini koyarak bunlar baba oğul bunları birbirinden ayıramazsınız diye tweet attım atmadım. Bunların her ikisi de teröristtir evet. dedi mi demedi mi? Ben evet. demedim bak. Hani ben söylüyorum da benim söylediğimi kale almayın. Amerikan Başkanı Trump söyledi ya. Tweet'i var duruyor. Aynen. Twitter geri getirecek şimdi onun hepsini. CIA'de de, CIA'nin bir internet sitesinde de. Tabii orada da geliyordu. PKK'nın Suriye kolu olarak. Bir sürü ya Amerikalı komutanının açıklaması var bunun, o konuda. Bunun yani. İncelemesini biz öğrencilerimize yaptırdık. KCK, PKK, PYD, YPG. Bunların sözde anayasalarını alın. Neredeyse her şey aynı. Peki şimdi lider dahil olmak üzere. Peki şimdi İsveç ya da Finlandiya ya bakın bizim desteklediğimiz PKK değil PYD'dir onlar da terör örgütü değildir diye Türkiye'yi bu konuda buna mı ikna etmeye çalışacaklar yoksa Türkiye hayır kardeşim ne münasebet bu sonuçta her ikisidir deyip onları mı ikna etmeye çalışacağız yoksa bizim kimseyi ikna etmek durumumuz da yok. Burada Türkiye'nin oyuna ihtiyaç olan taraf onlar İsveç Finlandiya böyle mi diyeceğiz? Şimdi çok net bir şey var. Türkiye evet demeden bunlar üye olamazlar. Şimdi bu birinci nokta. Yani NATO'nun karar alma mekanizması bunu gerektiriyor. Ama şöyle bir nokta var. İşte maalesef Türkiye'nin geçmiş tutumları NATO'daki bu süreçler içerisinde yani istemediği bir şeyi kabul etmeme gibi bir durumla karşılaşmadığı için bunlarda şöyle bir algı var. Türkiye ayak durar. Sonra evet der. Şimdi bir kere Türkiye bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Diyor ki bizim İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla bir derdimiz yok. NATO'nun genişlemesini kesintiye uğratmak gibi de bir kendimize görev edinmiyoruz. Bizim sorunumuz şu. Bu adamlar Türkiye'ye yönelik terörle iç içe. Bununla da kalmıyorlar. Bu terörle kullanılacak savunma sanayi için ithalatımıza da ket vuruyorlar. Dolayısıyla NATO'nun temeli nedir? NATO'nun temeli kolektif savunmadır. Kolektif savunmanın içerisindeki temel argüman nedir? Her ülkenin kendi iç sorunlarıyla ilgili yapılanmada o NATO üyesi ülkelerden destek görür. Siz şimdi bu ortak savunma anlayışını kaldırıp bir kenara atıyorsunuz. Türkiye de diyor ki bu şartlarda olmaz. Ama şöyle bir şey var. Biz yalnızca bunlara söylemiyoruz esasında. NATO içerisindeki tüm o özellikle sadece bu iki ülke değil. Amerika ve bir kısım Avrupa ülkelerine de bir şekilde buna mecbur kılıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi şöyle bir şey var tabii. Hani velev ki bu İsveç ve Finlandiya dedi ki tamam kardeşim bundan sonra biz PYD-YPG'yi terör örgütü kabul edeceğiz. Para işte İsveç milyon kron aktarıyor biliyorsun evet. şeye PYD-YPG'ye. Tamam bunlara bu paraları vermeyeceğiz. Sana savunma sanayinde zorluk çıkar. Yazılı bir beyan verdiler. Bu Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun lideri %66 şeyini karşılayan, harcamasını karşılayan Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD-YPG'ye vereceği desteği kesecek mi? Dolayısıyla biz sorunu muhatabıyla çözme noktasında da belki bunu bir argüman olarak kullanabiliriz. Şimdi bu açıdan böyle. Evet. Buradan avantajları var. Selim senin ekleyeceğin var mı? PKK, PYD'ye bu İskandinav ülkelerinin yani verdiği destek. İsveç'in konumuna baktınız ama sadece
PKK-PYD ile ilgili değil. Avrupa'da Türkiye söz konusu olduğunda en muhalif cephelerden birisi İsveç ve bu Baltık ülkeleri, İskandinav ülkeleri. Yani Türkiye'nin AB'ye üyeliği olsun ya da Avrupa ile ilgili herhangi bir ilişkisi olsun, ilk karşı çıkanlar ya İsveç oluyor ya işte Norveç oluyor ya da işte bu İskandinav ülkelerinden birisi oluyor. Şimdi İsveç'in geçmiş dönemlerine baktığımız zaman mesela aslında terör örgütüyle de ilgili benzer bir tutuma sahipler. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir gazeteci abimiz Mehmet Kancı'nın bir attığı tweet vardı. Orada işte dönemin İsveç'teki Türkiye Büyükelçisi'nin açıklamaları var. Diyor ki yani bu İsveçlilerin normal resmi açıklamaları bile yalandır, inanmayınız diyor. Yani zaten bugün işte baktığımız zaman mesela İsveç Dışişleri Bakanı diyor ki işte şey nedir, biz konunun ne olduğunu anlamadık. Türkiye'ye bir gidip soracağız diyor mesela yani. Bu PYD-YPG lideriyle görüşürken anlamamışım konuyu. Evet işte yani ya böyle ayaküstü yalan söyleyebilecek yani yapıda bir insanlar. Şimdi İsveç'in geçmişine baktığımız zaman daha öncesi mesela 2. Dünya Savaşı öncesinde falan aslında Nazi Almanya'sının bu üstün ırk söylemini birebir İsveç'ten kopyaladığını görüyoruz. Yani ilk işte Avrupa'da üstün ırk şeyini araştırmasını yapan, kafatası ölçümlerini yapan. Kafatası ölçümleri falan ya, onlara İsveç ait bir enstitü biliyorsun. Tabii yani. Evet öyle bir enstitüleri var. Şimdi İsveç'in bu karanlık tarihine baktığımız zaman zaten. Ya Kur'an-ı Kerim yakmalarının hepsi burada oluyor. Ya, yani. Evet. Yakan adam Danimarkalı. Danimarkalı ve polis korumasını da yapıyor. Burada açık olarak Müslümanlara yönelik bir provokasyon var. Şimdi Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde inanılmaz bir garip tutum var Türkiye'ye karşı. Evet. Bunu çok net olarak görüyorsun. Bak Türkiye, Danimarka eski başbakanı Rasmussen'in NATO genel sekreteri olmasına veto koydu. Evet. Orada Roj TV yayın yapıyor. Olmayacak. Niye bunu yaptı? Yalnızca Roj TV değil, işte karikatür. Hazreti Peygamberimize yönelik karikatür hikayesi var. Ve Roj TV var. Roj TV'yi kapattılar. Kapattılar, evet. Ne oldu biliyor musun? Norveç'te kapatılan Roj TV'nin yerine lisans alan 5 tane aynı yapıda televizyon ortaya çıktı. Ve bunlar bölgeye aynı şekilde yayın yapmaya devam ettiler. Evet. Karikatür konusunda da bir doğal doğrudan bir özür almadık. Bunu hep işte... Ya Rasmussen özür dilemedi ama özgürlük, ne yaptı? Bir Müslümanların bir gönlünü alan bir açıklamayla yetinmiş. Yani ama özür değil bak. Değil, özür dilemedi. Evet. Özür baktığımız dilemedi. Zaman yani Avrupa'daki hem İslam karşıtı akımların hem de işte böyle terör örgütlerinin yani özellikle Türkiye'de falan terör örgütlerinin adeta hamisi rolünü üstleniyorlar bunlar. Ama şimdi onlar diyorlar ki ya kardeşim diyorlar PKK'yı biz de terör örgütü olarak kabul ediyoruz. İsveç de bunu kabul ediyor. PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul eden ülkelerden bir tanesi. Finlandiya'nın resmi bir kabulü yok. Yalnızca evet, Finlandiya kanunsal anlamda Avrupa Birliği'nin kabul ettiği örgütleri de kabul ettiği için mevzuat gereği kabul ediyor. Ama işte o zaman Almanya'dan da örnek verelim. Onlar da kabul ediyorlar. PKK'lar sokakta. İsveç kabul ediyor. Sokakta. Hollanda. Diyor ki bunlar PKK'lı değil. Diyor ki ya bizdeki diyor yasaklı olan PKK'lılar. Bakın diyorlar işte Öcalan'ın fotoğrafı var. Arkası işte beyaz zemin. İşte şu görsel var. Oradaki renkler şunlar. Katalogdaki yasaklı listesinin bir kataloğu var. Bu katalog dışında flama, bayrak, poster kullanıldıysa bunlar yasak değil diyor. İsim olarak da derneklerin isimleri şu 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 isimler bizim yine yasaklar listemizde ama o ismin adına yanına bir kelime eklemiş, sonuna bir harf eklemiş, ne olmuş? Bu başka artık yasaktan çıkmış. Ne? Bunlar yasak listesinde değil. Şimdi böyle bir oyuna gidiyorlar. Tabi buna kendileri de muhtemelen inanmıyorlar. Ama oradaki o sıkıntıyı herhalde çözmek lazım. Yani bunun lamicimi yok. PKK, PYD yani Türkiye'den tek tek bunlara isim listesi vermelerini beklemesinler. Çünkü habire isim değiştiriyorlar. Onunla da uğraşmak zor. Ya da Türkiye'den tek tek bunların yasaklılarının kataloglarının fotoğraflarını vermesini beklemezler. Yeni bir katalog basıyorlar. Yani, diyorlar ki bu yasak değil. Yani burada Avrupa'nın 200'lüğünü görmek için sadece şu 24 Şubat'tan sonra Rusya ile ilişkilerine bakmak yeterli olur. Yani şimdi orada sadece Putin'le arkadaş diye adamların konser vermesi yasaklandı. Evet. İşte Putin'le alakalılar diye villalara el kondu. Yani aslında Avrupa kendisine yönelik bir tehdit gördüğü zaman öyle hiç mevzuat falan ya da isim değişikliğine falan bakmadan gayet hızlı adımlar atabiliyorlar. Yani Amerika'da da faşizan bir tavırdır. Faşizan, evet. Yani Rus sporcuları yasaklamak, Rus takımlarını yasaklamak. Yani insani olguları içerisinde bir yasak koymak bunun adına faşizanlık denir. Başka bir şey. Peki hocam şeyi nasıl çözecek? Şimdi burada nasıl bir masa kurulacak?
Türkiye'yi nasıl ikna etmeyi düşünüyorlar? Şimdi bak... Türkiye hangi şartlarda buradaki bu şerhi kaldırır? Şimdi Yunanistan bize çok büyük bir iyilik yaptı ve Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında NATO'nun tepki vermemesi üzerine askeri kanattan çıktı. Hı-hı. Türkiye bunun üzerine işte gerek hava sahası gerekse deniz hattında Fıratlarını 50 mile çıkarttı ve NATO'nun prosedürleri içerisinde Yunanistan paniğe girdi ve 76'da bir şekilde tekrardan NATO'ya dönme talebini iletti. Şimdi bu süreçte 76 ile askeri darbe dönemine baktığın zaman ta o dönemin değişen işte tam bu Milliyetçi Cephe hükümetleri, Ecevit hükümetleri o sürede başbakan iki kişi var. Birisi Süleyman Demirel, birisi Bülent Ecevit. İkisini de ikna edemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri var ve Avrupa var. Ve hatta işte o Amerikan arşiv belgelerinde diyor ki yani çok inatçılar bu ikisi de diyor yani. İkna edemiyorlar. Hmm. NATO'ya geri dönüş. Darbe oluyor, askeri darbe ki askeri darbeyi önceden bildikleri net, işte bizim çocuklar yaptı, gerçi bu birazcık hani soru işaretli o cümle ama sonuç itibariyle Amerika'nın askeri darbeden haberi var. Bu açık. Şimdi askeri darbe sonucunda Türkiye Avrupa'dan fazlasıyla dışlanıyor. Dışlandığı zaman Amerikalıların açıklamalarına baktığınız zaman Türkiye diyor ki ben hani darbe oldu, biz ülkemizin iç güvenliğini sağlayacağız. Bunun dış politikamızla hiçbir alakası yok. Askeri darbe yönetiminin ilk yaptığı şey bu. NATO'ya bağlılığımızı bildiririz diye açıklama yapıyor. Evet. Şimdi bu süreçte Amerikalıların yaptığı açıklamaya baktığın zaman çok açık ve net. Türkiye'nin iç politik sorunlarının darbeyle çözüleceğini düşündüğünü, Türkiye'nin NATO'ya bağlılığını teyit ettiğini, bu yüzden Amerika'nın her türlü ekonomik yardıma ve askeri yardıma hazır olduğunu beyan ediyor. Şimdi... olay tabii General Rogers'la Kenan Evren üzerinde döndürülür ama onun öncesinde Amerika'da, şimdi bunlar da arşiv belgelerinde var. İlter Türkmen, o dönemin Dışişleri Bakanı, Bülent Ulusu hükümetinde. İkisi de Türkiye, Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünü kabul ediyor. Dolayısıyla bu yalnızca bir asker sözüyle kalmayan, esasında o dönemin askeri darbenin ilk hükümeti, Bülent Ulusu hükümeti, başbakanlığı koyan hükümetin ana kabulü gibi ortaya çıkıyor. Bunu Amerikan arşiv belgelerinden çıkartabiliyoruz. Hani Türkiye'de olay biraz daha küçümsenerek işte Rogers geldi, Kenan Evren'e asker sözü verdi. O da tamam o zaman kabul. Böyle değil. Ama netice itibariyle bir darbe oluyor ve oradaki bir şey değişiyor yani. Bu Rogers falan dediğin yani adam şöyle, yani. Şöyle müsvedde kağıda yazılmış bir şey. Sonrasında biliyorsun Rajas'ın açıklamaları çok net olarak ya işte Yunanistan'da iktidar değişti, bunlar sözlerini tutmadılara geliyor. Hı. Şimdi bak bu ama buna bakmıyorum ben. Buradan sonuca bakıyorum. Sonuç ne? Yunanistan askeri kabulü aldıktan bir sene sonra hiçbir Avrupa topluluğunun kriterini yerine getirmeden Avrupa topluluğunun bir üyesi ilan ediyor. Türkiye'yi güya Avrupa topluluğunu alacağız diye söz veren Yunanistan vetosunu kaldıracağını söylüyor. Onunla da yetinmedi. İşte en son Güney Kıbrıs Rum yönetiminde aldı. Evet. Ya 42 yıldır Yunan vetosuyla uğraşıyoruz her alanda. Aynen. Anlatabildim mi? Şimdi biz İsveç ve Finlandiya'yı aldık NATO'ya. O zaman şöyle bir şey olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne PYD, YPG konusunda destek veren yeni NATO üyeleri yaratmış olacağız. Bunun bir karşılığı olmalı. İşte o karşılık ne olacak? Yani biz mesela PKK ile kendi başımıza mücadele edebiliyoruz sahada. Ama evet. Tabii ki bunların hani bu şey anlamına gelmedi. Biz zaten mücadele onlar ne yaparsa yapsın diyemeyiz. Mesela bu verilen silahlar var. O silahların toplanması ya da işte iade edilmesi bazı PKK'ların gibi. Böyle bir şey mi bekleyeceğiz? Bunu mu yapacaklar? Yani zaten şimdi bakıldığımız zaman açık kaynaklarda İsveç'ten yapılan silah yardımlarının bir şekilde sonrasında PKK'nın elinde bittiği artık yani sosyal medya hesaplarında filan. Bunlar zor şey. Yani verilen silahı toplamak zor bir şey. Ya da işte Rochdale örneğinde olduğu gibi orada iki derneği kapatıyor gibi başka yerde şimdi açıyor. Şimdi onları toplayamazsın artık. Evet. Çünkü bunların envanterini kim tuttu, nasıl tuttu, hangi şekilde geri alınacak bunları. O zaman bizim kalıcı bir şey burada kazanımımız olması lazım. Buradaki, kalıcı bir kazanım elde etmemiz buradaki lazım. Buradaki sorun ne? Sorun İsveç ve Finlandiya değil. Evet. Değerli arkadaşlar. Evet. Sorun Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Bak bu kadar açık ve net. Şimdi bu işin o zaman buradaki Türkiye'nin muhatabı Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i ağırlıyor. Mitsotakis
elinde bir F-35 dosyasıyla Biden'a gidiyor. Onlar da diyorlar ki evet size F-35'i 2030'un sonuna kadar tamamlayacağız. Bir F-35 filosu kuracağız. Böyle bir Yunanistan'ın talebi var. Amerika'da bunu olumlu karşılıyor. Durum böyleyken mesela Türkiye F-16'ların modernizasyonu ve F-16'ların satışı bununla ilgili olumlu bir süreç var. Bununla da yetinmeyip hayır kardeşim sen Yunanistan'a bir F-35 filosu kuruyorsan benim de parasını ödediğim ortağı olduğum F-35'leri bana teslim edeceksin gibi. Çok güzel bir yere geldin. Benim içimi acıtan nokta bu işte. Yani Yunanistan'a evet diyorsun. Dönüyorsun Rasmussen'e evet diyorsun. Bak ayak direyerek yapıyorsun bunu. Ya hani Fransa'nın NATO'ya dönüşüne evet diyorsun. Tamam mı? Geçtik. İşte en son 2019'da yine Baltık ülkeleri NATO güvenlik şemsiyesi planına hayır dedin. Neden hayır dedin? Bu yüzden. Yani bugünkü argümanlarla hayır dedin. Sonra gittin İngiltere'ye 2019'da Londra'da evet dedin. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı, bir bilim insanı olarak neyin karşılığında ne yapıldığını da görmek istiyorum. Anlatabildim mi? Yani benim F-16'ları aldık o yüzden Norveç... Hayır bu beni tatmin edecek bir şey değil. Amerika Birleşik Devletleri sana katsa yaptırımı uyguluyor mu? Hindistan'a uyguluyor mu? Uygulamıyor. O zaman katsa yaptırımlarını kaldır kardeşim. Bu bir. Mesela böyle bir somut bir beklenti var değil mi? İki, benim F-35 parasını verdiğim F-35'ten ver. Ortağı olduğum. Ver. Beni çıkartamazsın sen bu noktada. Yani bak bir şeyi tam yapacaksak bunu yapalım. Yoksa PKK'yı PYD'yi terör örgütü olarak kabul etse PYD diyecek ki bizim başka bir SDG. Başka bir harf koyacak. Evet. Yani o isim hızıyla bizim adımız PYD değil diyeceksin. Tabii. Biz zaten SDG içerisinde evet, adımız evet. SDG güçleri harf oyunlarıyla. Evet. Bitecek ya. Aynısını Amerikalı şeyde yapmadı mı ya işte bunların. Biz o kısımda başa çıkıyoruz hakikaten. Yani Suriye'de bununla başa çıkıyoruz. Ama yeni silahların gönderilmesi noktasında. Yani Suriye'ye silah göndermeyecek bak, mesela. Yani kimi olursa. PYD'si meclisi fark etmez. İstiyorsan onu Suriyeli muhalif. Suriye'ye silah göndermeyeceksin. Irak'ın kuzeyine silah göndermeyeceksin gibi. Yani biz net yazılı belgeli bir sonuç almalıyız. O zaman bak algıyı yine söyledim. Algı şu Avrupalılarda Amerika'da. Ya Türkiye ayak diretir. Sonra kabul eder. Çünkü hani tarihsel örnekler zaten şey herhalde yani bu ilk İsveç Dışişleri Bakanı'nın bir küstah açıklaması vardı işte bizim arkamızda ABD, İngiltere gibi güçlü NATO ülkeleri var tarzında. Sonrasında bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu son tepkisi de biraz onaydı anlaşıldığı kadarıyla. Yani buraya bizi ikna etmeye geleceklerse zahmet etmesinler ya, tarzında. Bakın başka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bugün Avrupalılar hiç Rusya'nın tepkisini konuşmuyorlar. Evet. Bak bu büyük bir yanılgıya götürür. Yani Rusya'nın buna bir tepki vermeyeceği algısı eğer terse döner ise inandırıcı mı bulunmuyor? Mesela Rusya bunun askeri karşılığı olur dedi. A'dan Z'ye. Bütün yetkilileri böyle söyledi. İnanmıyorlar mı? Yani senin başın Ukrayna'da dertteyken zaten yapamaz mısın diye düşünüyorlar. Bunun sonucu nedir biliyor musunuz? Üçüncü Dünya Savaşı'dır. Örnek mi istiyorsunuz? Hitler'e 33'te iktidara geldiği günden beri 39'a kadar en büyük desteği kim vermiştir? İngiltere vermiştir yatıştırma politikasıyla. Evet. Hitler ne istiyorsun? Chamberlain. Ya Chamberlain'in evet yatıştırma. Ya Hitler Çekoslovakya gibi bir ülkeyi yok etti Sudet Almanları şeyle. Sonra ne yaptılar? İngilizler kime güvence verdi? Polonya'ya güvence verdiler. Evet. Dediler ki kardeşim Fransa ile İngiltere biz sana güvence veriyoruz. Almanlar saldırırsa savaş ilan edeceğiz. Çok güvendiler kendilerine. Evet. Bugün Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi oluncaya kadar güvenlik garantisini kim verdi? İngiltere. Birleşik Krallık verdi. Evet. Aynı şeyler oluyor. Ya ben diplomasi tarihçisiyim yani. Tabii olarak yani teknik olarak 3. Dünya Savaşı'nın zemini hani yakın o anlamda teknik olarak baktığımız zaman. Çok açık ve net. O ihtimal artıyor. Yani belki Türkiye'nin bu vetosu
bir üçüncü dünya savaşını da engelleyebilecek bir veto. Bak bu söylediğimi bir kenara koyun. Çünkü bu algı herkes bıraktı İsveç ve Finlandiya'nın NATO yerine Türkiye'nin buna evet demeyeceğini koydu. Ya pekala. Prosedür nasıl işliyor? En az bir 12 aylık bir süreç lazım. Hızlandırıyorlar ama şimdi. Hızlandırdı. Ne kadar hızlandıracak? 30 Haziran'da NATO zirvesi var değil mi Madrid'de? Herhalde orada bir şeyler... Oraya yetişmez. Ya bunun bir prosedürü var. Ama yetişir diyenler de var yani. Ona eklen gerekiyor tabii. Ya 30 Haziran velev ki çıktı iki ülke. Finlandiya bugün açıkladı. İki gün sonra da İsveç açıkladı. Ben NATO'ya girmek istiyorum diye. NATO da dedi ki 30 Haziran'da hızlandırmış şekilde bunları alacağız. Türkiye de bunu kabul etti. 29 Haziran'da Ruslar Finlandiya ve İsveç'e füze fırlattılar. Ne yapacaksın? Hadi şimdi bakalım. İngiltere ben korurum diyor. Hadi bakalım. İngiltere savaşa girecek Rusya ile öyle mi? Girdi savaşa. Sen de 30 Haziran topladın iki ülkeyi NATO'ya aldın. Beşinci maddeyle karşılık vereceksin. Ya bak. Bunlar olmaz diye bakmayın arkadaşlar. Ben diplomasi tarihçisiyim işte. Size Polonya örneğini anlattım. Ne? Bu dünya için büyük bir felaket. Ya bu Ukrayna savaşı başladığında da Rusların Polonya'ya saldırma ihtimali çok da oldu ya. Sınırda da bombaladı. O zamanlar da konuşuluyordu. Ama tabii şimdi ihtimal daha da artmış oluyor. Polonya bir NATO üyesi. Şimdi Polonya'ya saldırı NATO'ya yapılıyor. Şimdi bu Ruslar yapmazlar onu. Ama Finlandiya ve İsveç NATO üyesi değil. Velev ki Ruslar saldırmadı, İsveç ve Finlandiya'da NATO'ya girdi. Bu şimdi Avrupa güvenliğini sağlayacak anlamını söylüyor. Daha mı güvenli bir Avrupa ortaya çıkacak? Lavrov'un açıklaması var, Peskov'un açıklaması var, Putin'in açıklaması var. Bu iş olursa en kötü ihtimal Rusya için Kaliningrad'a nükleer füzeleri yerleştirmek olurdu. Yani şu anda burnunun dibinde olmayan nükleer füze Avrupa'nın burnusunun dibine gelmiş olacak. Şimdi Avrupa daha mı güvenli olacak? Ya biraz şey tabii hocam baktığımız zaman sanki ABD'nin yazdığı bir senaryo şu an oynanıyor gibi. Çünkü böyle bir durumda Avrupa daha çok ABD'nin güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyacak. Vallahi o bitti. Zaman. Ben sana söyleyeyim. Yani Almanya'nın teslim olmasıyla beraber ben böyle söylüyorum. Bitti. Yani artık bir Avrupa ordusu Tabii o artık rafa kalktı. Bir hani güvenliği açısından bağımsız, zaten o hiçbir zaman olmayan bir Avrupa, Rusya'yı bir kenara attığı için ekonomik anlamda da soğuk savaş dönemine döndük Batı üzerinde. Evet. Mesele ne biliyor musun şimdi? Çin'in Rusya ile beraber bir blok oluşturup oluşturmayacağı üzerine tartışma çıkar bundan sonra. Ama gördüğüm Çin ve çalıştığım Çin 96'dan beri çok da o şeyde değil, havada değil. Peki Rusya'nın buna gücü var mı? Yani Rusya NATO üyesi olmadan ama olacaklar, olmadan gideyim Finlandiya'ya İsveç'e saldırayım. Yani bu tabii buna gücü vardır mutlaka da şimdi, yani bunun sonuçlarına. Şimdi Putin dedi ki örneğin böyle bir şeyde, kardeşim ben bunu kendi ulusal çıkarlarıma tehdit kabul ediyorum. Ve bunu yaparsanız karardan önce sizi vururum. Öyle ya. Tehdit etti. Şimdi buna nasıl cevap vereceksiniz? Hadi vur bakalımla mı cevap vereceksiniz? Acaba biraz bekleyeyim de. Ya 2008 Bükreş Zirvesi. Amerikalılar ısrarla Gürcistan'la Ukrayna'nın NATO'ya girmesini istediler Avrupalılar. Evet. Avrupalılar o Bush'un, Bush'a Putin'in köpekleşme dediği, yani NATO plus Russia şeyinde, oturumunda köpekleşme dediği, diplomatik tüm tahammüllerin yok edildiği bir toplantıdan bahsediyor. Ukrayna konusuna Almanya çok net direttiği için Ukrayna konusu bir kenara kaldı. Amerika'yı da biraz yumuşatabilmek için Avrupalılar dediler ki Gürcistan alınabilir NATO'ya. Ama Gürcistan'ın içerisinde hala sıkıntılı bir süreç var etnik anlamda. Bu sorunları eğer 6 ay içerisinde NATO'nun Dışişleri Bakanları toplantısına kadar çözerse bunu konuşuruz.
Evet. Saş Kavili çözmeye kattı. Maalesef bizim de uyuduğumuz, doğru politikalar izlemediğimiz Acaristan'da yaptığını Osetya'da, Abazya'da yapmak istedi. Ne oldu? 3 günde Tiflis'e girdi evet. Ruslar. Evet. Hani Gürcistan'ın NATO üyeli? Hadi konuşalım. Ukrayna. Nerede NATO üyeli? Ukrayna'daki savaşın adı ne arkadaşlar? Demokrasi savaşı. Doğru mu? Pekala Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusunda Biden'ın ve Stoltenberg'in açıklamalarına baktınız mı? Ne diyorlar ikisi de? Hatta Almanya ve şeyin Fransa'nın. Ne diyorlar? Ukrayna demokrasisi NATO içerisindeki demokrasiyi kaldırabilecek bir... savaşın adını ne koydunuz? Bu ülke antidemokratikse bu savaşın adı niye demokrasi savaşı? Hatta işte Macron seçildikten sonra bir anda çark etti. İşte Ukrayna bir 10 yıl falan daha AB üyesi olamaz. Alternatif bir şey kuralım. Ki AB üyeliği NATO üyeliğinden daha yakın ve daha kolay ve Rusların da evet diyebileceği bir şeydir. Çünkü Rusya, Sovyetler Birliği dağılınca o ülkelerle yaptığı her anlaşmada bu ülkelerin güvenliğinin Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı içerisinde yer almasını istedi. Yani Amerika'nın lideri olduğu NATO'da değil, Avrupa'nın içerisinde yer almasını istedi. Rusya'nın derdi NATO ve Amerika'yla. Ya şimdi tam Amerika ve İngiltere savaş bitmesin, Rusya olabildiğince burada bitik hale gelsin. Tamam, evet, bu konuda her şeyi yapabiliyorlar. Yani Finlandiya, İsveç, NATO üyesi olsun. Buraya kadar götürüyorlar işi. Ama yani mesela Rusya'nın burada yapabilecekleri. Yani mesela Mariupol'u şu an herhalde bitirdiler değil mi? Yani orada tahliyeler. Tabii orası evet. Çözümle. En baştan beri konuşulan bir şeydi. Mariupol'u alır Ruslar, çekileri gider. Böyle bir süreç yaşanır. Mesela bu böyle bir hamle Ruslar bunlar NATO üyesi olmadan bu işi bitirir mi? Yani o zaman hani 3. Dünya Savaşı ihtimalini konuşuyoruz ya. Evet. Bunun için Rusya'nın saldırması gerekiyor. Rusya'nın buna gücü var mı? Ya da işte Rusya planları çerçevesinde Mariupol'u alayım, gideyim bu iş noktalansın mı der. Ya orada yoksa hani tamamen çıldınca bir şekilde evet bastım nükleeri. Ya orada Rakip Hoca'nın olacaksa olsun mu der. Bahsettiği bu Çin'le Rusya ilişkisi hangi yönde evrilecek? Hı. Eğer bu Finlandiya kararının ardından gerçekten bir NATO üyeliği gerçekleşirse Pekin'de büyük ihtimalle daha da böyle bir ittifaka bürünecek tarzda bir yakınlaşma gidebilir. Mesela Çin bu son dönemlerde Rusya'ya olan biraz mesafesini daraltır mı? Buna mı yol açar? Ya hem o var hem de biraz bence mesela şimdi biz şimdi Baltıkların önemini de bir kenara atmayın. Orada biliyorsunuz hani kutupların sahipsizliği ve orada bir Çinliler çok etkin. 110 küsür. Ve deniz ticaret yolu. Enerji güzergahı. Ruslar buraları da yani yeni teknolojiyle ticaret gemileri de buzları yani kırarak geçiyor. Son dönemde şey biliyoruz biz mesela Rus ordusunun özellikle bu kutup dairesi çevresinde S-400 sistemlerini falan yerleştirdiğini biliyoruz. Oraya askeri üslerin de kurulduğunu biliyoruz. Bir kere şöyle bir NATO için handikap ortaya çıkacak. NATO'nun boyu uzuyor. Şimdi Ragıp Hoca'nın da dediği gibi bu sefer Kuzey Denizi'ni de biz konuşmaya bekleyeceğiz. Ve orada en büyük deniz gücüne sahip ülke Rusya. Rusya, evet. Yani bu böyle bir baskı ortaya çıkabilir. Orada yani nükleer denizaltıları da var. Tabii nükleer denizaltıları var. Hava savunma sistemleri var. Benim söylediğim nokta bu işte. Yani ticari gemileri. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecek. Evet. Bilakis oradaki stresi uzak. Şöyle bir şey var. Hani dedi ki Rusya, Donbas'tan Kırım dahil geldim. Bu bölge artık Rusya'nın. Siz onları NATO üyesi yapın. Ben burayı aldım, ilhak ettim. Evet. Ne olacak? Ukrayna sanayisinin %58'ine el koymuş olacak. Hı hı. Ukrayna buna zaten hediye edecek galiba çünkü silahları da almışlar. Hı. Cesaretleri de var. Hayır, Amerika evet dedi. Öyle. Zaten şey sanki böyle Avrupa ülkelerinde bir an önce şu iş Donbas çözülsün de biz işimize bakalım tarzında bir şey var anladığım kadarıyla hem Almanya'da hem bu, Fransa'da. Ama bu işte şöyle domine etkisi dediğimiz uluslararası işte bir etki var. Ondan sonra sıra Dinyester'e gelir. Ondan sonra sıra Letonya, Litvanya, Estonya'daki neredeyse %26 olan Rus nüfusa gelir. Evet. Anlatabildim mi? Yani gelir, Baltık ülkelerine gelir. Çünkü 2000 yılda Putin'le beraber başlayan süreçte Rusya'da askeri doktrin değişti.
Askeri doktrin çok açık bir şekilde şunu ifade ediyor. Diyor ki Rus ordusu Rusya dışında yaşayan Rus vatandaşlarının hakkını korumakla da görevlidir. Evet. Bunu aldılar, bir de anayasa maddesi yaptılar. Zaten Gürcistan'a etki noktası da bu. Ama şunu da söyleyeyim tabii, bunu daha önce de ama şimdi gücü kırılıyor, yani Rusya'nın gücü de zayıflıyor. Prestiji zayıflıyor, yani bu güç kırılmasına rağmen evet bizim her bütün dünyadaki Rus vatandaşlarını korumak mümkünmüyüz diye. Böyle bir şey yok ama şunu da söyleyeyim, bak ben Ukrayna'da yayın yapan bir arkadaşımla beraberdim. Bir televizyon kanalından muhabiri. O hipersonik füzeyi attıkları zaman çok yakınındaydı. Dedi ki hocam, siren çalmasıyla füzenin düşmesi arasında sen 10 saniyede ben 20 saniyede. Adam diyor ki benim bu silahlarım var. Ve senin de bunu durdurabilecek gücün yok. Bunu da ben biliyorum. Hipersonik füze dediğimiz 10 mak hıza çıkabilen seyir füzesi, şey değiştirebilen, rota değiştirebilen kumandayla ve yerdeki herhangi bir sistem açısından da, radar açısından da ancak işte düştüğünde ya da düşerken son noktadayken tespit edilebilen bir şey. Şimdi bir de buradan bak. Ya muhakkak Ukrayna'nın hava gücü, füze gücü tamam tartışılmaz. Rusya'nın. Ukrayna zaten böyle bir şey yok. Evet. Ama Amerika'da şimdi Rusya'yı öyle bir noktaya getirdi ki 80 gündür işin içinden çıkamıyor. Ne kadar füzesi olursa olsun. Bu burada mütabıkız. Bu savaş sürdürülebilir. Kara gücünde zayıf. Yani, bu savaş sürdürülebilir değil. Direniş yani, olduğu zaman debelenip duruyor. Patinaj yapıyor. Ve orada da enerji kaybediyor. Yani Avrupa için bir kere enerji ve işte gıda güvenliği anlamında bu savaşın bir an önce bitmesi en önemli, yani en iyi seçeneklerden birisi. Amerika içinse burada savaş uzadıkça diğer tarafta, evet, yani Asya bölgesinde, Güneydoğu Asya'da Çin'e yönelik hamlelerinin zamanlaması gecikmeye başlayacak. Çünkü şimdi ne konuştuk biz? Burada ABD'nin şemsiyesi olmasa büyük ihtimalle Rusya Berlin'e girmeyi bile gözüne, evet, kestirebilir. Çünkü işte Alman Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması var. Ordunun cephanesi yok diyor. 1,5 yıldır işte doğru dürüst eğitim, evet, bile yapmadık diyor. Şimdi ABD, yani Avrupa'daki orduların durumu bu. En iyisi belki Fransa ordusu. O da zaten işte Afrika'ya kafasını takmış durumda. Böyle bir çerçevede tamam ABD belki bunun uzamasını, Rusya'nın burnunun sürtülmesini istiyor ama bir dereceye kadar, yani bir kere Rusya zayıflarsa bu sefer tüm Çin'in, tüm Asya Çin'e hakim olması gibi bir durum var. İşte o Brzezinski'nin meşhur stratejisi var ya, Avrasya'nın kalbine hakim olan tüm dünyaya hakim olur. Şimdi siz işte şey derken, komşudaki Bulgur'a giderken eldeki buğdaydan olma durumunuz da var. Böyle bir durumda her bir şekilde, evet, tarafların bir şeye, uzlaşıya varması gerekiyor. Bir şekilde masaya oturması gerekiyor ama burada işte sürecin biraz Donbas'ta hani deniyordu ya 9 Mayıs'a kadar Donbas'ta bir zafer. Müzakere masası artık unutuldu zaten. Unutuldu. Evet, yani müzakere zaten, evet, şu an cephede, yok, yapılıyor, evet, ve onu Donbas'ta yapılıyor. Hı-hı. Donbas'ta eğer Ruslar o anayasal sınırlara kadar hakimiyeti ele geçirirlerse bir şekilde diyecek ki Putin, tamam biz buraya zaten zaferi elde ettik, buradaki Rusların güvenliğini sağladık, Mariupol'de, evet, bizim oldu, işte zaten şu an Azak'tan attık, Karadeniz'deki hakimiyeti de bir şekilde elde etmiş oldular, işte Ukrayna'nın hiç olmazsa çıkışını engelliyorlar, işte bir şey kaldı, Odessa kaldı. Odessa'nın da çevresi mayınlarla dolu olduğu için oradan da çıkış yapamıyor. Yani fiili olarak Rusya orayı işgal etmemiş olsa bile zaten Ukrayna gemileri oradan çıkış yapamıyor bir şekilde. Ukrayna'yı tamamen bir kara devleti haline getirmiş oldu. Yani bir devi aslında istediğini elde etmiş oluyor Ukrayna açısından. Bu çerçevede eğer oradaki Ukrayna'daki süreç tamamlanırsa bu sefer baskı yüksek ihtimalle Finlandiya üstüne falan da gelebilir. Ya orada işte o Kuzey Denizi. Şimdi orada çok iki noktada gelecek bence. Bir, Norveç üzerinden gelecek. Evet, çünkü Norveç'in daha fazla petrol çıkartmasını ve gaz çıkartması talep edilecek. Ben sana söyleyeyim. Çünkü bu savaş bir seneki sonra kışa yansırsa Avrupa donar. Donar, evet. Şimdi ikinci bir baskı noktası da Türkiye. Bunu bir kere net olarak söyleyeyim. Niye? Bu savaş uzarsa Türkiye'ye diyecekler ki bak sen elinden gelen her şeyi yaptın çok iyi niyetle diplomasi adına. Ama bu Rusları ve Ukraynalıları şey yapamadın. İkna edemedin. Dolayısıyla sen bir NATO üyesisin.
Bu noktada artık Rusya'yı daha da sıkıştırmak için sen de bizim yaptırımlara uyacaksın baskısı. Bu bir. İki, haklı olarak bizim İsveç ve Finlandiya'ya karşı veto yetkimiz, bu da ayrı bir baskı unsuru olarak gelecektir. Ruslar bu kadar saldırganken sen bu ülkeleri Rus şeyine teslim ediyorsun, saldırganlığına diye. Şimdi bunları niye söylüyorum? Bunlar olur ya da olmaz ama bizim bu konuda yani ABCD değil, EFGH planlarımızın ortaya çıkmaya, o ABC plan da yetmiyor yani. Bu planların her bir şekilde Dışişleri Bakanlığı tarafından net olarak konulması lazım. Hatta ve hatta bu ülkelerdeki iç politik değişimler bile düşünülmeli bu planlarda. Yani Putin'in rahatsızlığından bahsediyor. Evet. İşte bir telefon İddialar şeyi var, iddiaları var. İşte kankan İngiliz gazeteleri sürekli yazıyor. Yani onlar yazıyorsa tabii soru işaretli ama hani Putin'in 9 Mayıs'taki söylemine baktığınız zaman ya da duruşuna bakın bir rahatsızlık olduğu da hani 3 aşağı 5 yukarı ben öyle yorumladım en azından görüntü itibariyle. Putinsiz bir Rusya'nın nerelere gidebileceğini, hani daha bir liberal birisi gelip Avrupa'yla mı bu işi götüreceğini, yoksa hani daha mı fazlasıyla milliyetçi bir unsurun ortaya çıkacağı, damarın ortaya çıkacağı ve daha bir tehdit ya bir Rusya'yla mı karşılaşacağız? Putin gelirse oraya gelecek olan şey de bellidir, seçenek bellidir bence. İlk seçenek herhalde daha ağır basar. Belli olmaz ama bu. Muhakkak belli olmaz mı? Eğer hani Putin hasta ve bir şekilde ayrılacaksa. Bak bir şey söyleyeceğim. 1930'larda ortaya çıkan diktatörlerin hepsi neredeyse sosyalist ya da sosyal demokrat anayasalarla ortaya çıkmıştır. Dikkat edin. Hitler de öyle. Portekiz'de Salazar da öyle. Anlatabiliyor muyum? Salazar dediğin adam profesör ya. Ekonomi profesörü. Herif diktatör oldu yıllarca. Şimdi o yüzden hani bunları da düşünerekten bir stratejiler geliştirmekte yarar var. Ama hani çok net olarak bildiğim bir şey şu algının bu sefer kırılmasını çok istiyorum. Yani Türkiye ayak diretir ama evet der. Evet. Şimdi bu evetin karşılığının ne olacağını da burada zaten konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Yunanistan vurgusu biraz hocanın yani kesin biz kararlıyız bu konuda yani. Geçmişten ders aldık. Şimdi bunu işte masada somut kanıtlarla ya da işte ne bileyim artık şey mi olur, yazılı belge mi olur? Onlarla almak istiyor Türkiye. Hocanın diğer belirttiği kısım da mesela şey, eğer gerçekten Rusya tehlikesi giderek büyürse bu aynı zamanda Türkiye'nin NATO nezdindeki öneminin de artması anlamına gelecektir. Ve burada kesinlikle Türkiye'nin de kozlarını daha da kuvvetli olarak oynayabileceğini de söyleyebiliriz. Yani evet. Bugün işte konuştuğumuz bu PKK-PYD mevzularının belki tamamen rafa kaldırıldığını görürüz. Çünkü Rusya'nın özellikle bu Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yapacağı baskının karşılayacak tek ülke, evet, NATO ülkesi Türkiye. Yani siz Yunanistan'a istediğiniz kadar F-35 verin, istediğiniz kadar gemi verin. Yani çapı belli, nüfusu belli, ekonomisi belli. Aynen. Yunanistan'ın ve hatta yani Avrupa topluluğu falan konuşuluyor ya Macron'da. Yani Avrupa Birliği. Ya o fantastik yani hikayeler onlar. Fantastik yani hikayeler ama orada da Türkiye'ye bir, hemen, daha aktif bir rol. Hemen kaşımaya başladılar bak daha. Neyi kaşıyorlar şimdi? İşte Türkiye Rusya'ya herhangi bir yaptırım uygulamıyor. O yüzden biz bu Adalar Denizi'ndeki kıta sahanlığımızı 6 milden 9 mile çıkartalım. Böylelikle Rusları biz engelleriz. Şimdi bak kaşmaya başlıyor şimdi. Anlatabildim mi? Ve bunu Çin'e kendi en önemli stratejik limanını veren ülke söylüyor yani. Evet. Ama işte onların da başı bak. Yunanistan'daki sağ iktidarlar her zaman Yunanistan'ın başını belaya sokarlar. Ekonomik krizlerle daha fazla askeri alım yaptıkları için. Yoksa Yunanistan'ın F-35 falan alması imkansız. Kesinlikle. Bu ekonomik şartlar. Var mı hocam bir kapanışta son ekleyeceğiniz? Valla şimdi hani bütün noktalarda şunu söyleyeyim. Belki de Cumhuriyet tarihinin en zor dış politik dönemini yaşıyoruz. O yüzden Türkiye bu Rusya-Ukrayna kriziyle beraber elde ettiği o jeopolitik, elde ettiği demeyeyim de ortaya tekrar çıkan o jeopolitik önemini kullanabilecek argümanlarla istediğini yaptırabilecek güce sahip. Evet. Ama burada çok fazlasıyla dirayetli durmak o geçmişte işte deminden beri konuştuğum örneklerdeki yani Türkiye
diretir ama evetleri bir şekilde bu sefer en azından somut alımlarla çözmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sınır ötesinin sonuna geldik. Noktalıyoruz. Haftaya yine karşınız olmak dileğiyle. Hoşça kalın.